Sevgili Kanal 23 izleyicileri, herkese hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Tüm esnaflarımıza yine Rabbim kolaylık, bol kazançlar versin. Ve yine her zaman olduğu gibi tüm ev hanımlarımıza Allah kolaylık versin. Çünkü en zor iş ev hanımlarımızın sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Kanal 23 ekranının tüm izleyicilerimize bugün neler yapacağız? Pratik Lezzetler mutfağında güzel bir mercimek köftesi yapacağız sevgili izleyiciler. Ve ardından da patateslerimizden güzel bir güveç yapıp ve ardından garnitürlerle beraber çok güzel bir fırında güveç patates yapacağız sizlere. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, hemen biz de başlayalım. Ben yine hazırlamış olduğum yağımı da ocağımın üstüne alayım. Ve yavaş yavaş patateslerimiz, çünkü biraz irice onları içini açmamız lazım. Hemen onu da sizlerle beraber hazırlayacağız sevgili izleyiciler. İlk önce patateslerimizi hazırlayalım. Çünkü ardından kolayca ne yapacağız? Fırına göndereceğiz sevgili izleyiciler. Ama fırına göndermeden önce az bir şey kızartacağız onları yağda sevgili izleyiciler. Hemen yine bir tahta kaşığımızı ve silikonlarımızı alalım. Bu arada sevgili izleyiciler, grip yavaş yavaş başlıyor. Biz de grip gelmeden önce güzel bir çay demleyip bitki çayı içelim sevgili kameraman kardeşimize beraber hazırladım. Şimdi birazdan da bitki çayımızdan içeceğiz sevgili izleyiciler. Ve yavaş yavaş da zaten çayımız kaynıyor. Hemen söndürelim, demlenmeye başlasın. Ben de yavaş yavaş patateslerimi soymaya başlayayım sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Bu arada hemen WhatsApp numaralarımızı sizlere tekrardan hatırlatalım. Ardından siz de bize atacağınız tariflerinizi ve sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. 0506 094 67 sonu Kanal 23. Patateslerimizi biraz iri seçtik. Çünkü içlerini oyacağız onların ve sevgili izleyiciler, bazılarını ikiye böleceğiz. Hemen yine bir borcamızı da alıp sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, şimdi ne yapalım biz? Ben küçük bir bardak çayımı alıp gerisini vereyim. Kameraman kardeşlerim çaylarını içmeye başlasınlar. Evet, şöyle bir vitamin çayı içelim, kış çayı. Tam kışla yaz başlangıcı, baharın başlangıcı sevgili izleyici. Biliyorsunuz ki en çok dikkat etmemiz gereken tam mevsimlerden aslında biri sevgili izleyiciler. Çayımız da kırmızı renkli olunca, tabii ki biraz kaynayınca da ocağımızı kırmızı renge boyadı sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi ocağımız da hazır sevgili izleyiciler. Şimdi hem çayımızı içelim hem de sizlerle sohbete başlayalım. Patateslerimizi güzel güveç gibi ayırıp ardından sizlere lezzetli bir sebzeli güveç sevgili izleyiciler hazırlayacağız. Türlü olarak bugün bütün sebze çeşitlerimizden mutfağımızda bakalım hangi sebzelerimizden var bugün.
Patates büyük olunca sevgili izleyiciler, biraz soymak da tabii ki uzun sürüyor. Şimdi hemen yine patateslerimizi koymak için bir kabımızı alalım, kabuğumuzu. Şimdi içini oyduktan sonra sevgili izleyiciler, patatesin tekrar iç kısmını da ne yapacağız? Garnitürlerimizle beraber, yani sebzemizle beraber güzelce tavamızda iyice bir soteleyip ardından patateslerimizi hazırlamış olduğumuz güveçlere doldurup ve fırına verip en sonunda üzerine kaşar rendeleyebilirsiniz. Dilerseniz de rendelemeden ince yaprak gibi kesip üzerlerine bırakabilirsiniz sevgili izleyiciler. En büyük patatesimiz de burada sevgili izleyiciler. Bunu isterseniz ikiye bölebilirsiniz. Koca patates olduğu için sevgili izleyiciler. Veya isterseniz de tek bir kocaman büyük güveçte olarak kullanabilirsiniz. Ama bence ikiye bölelim ki yerken de misafirlerimiz rahat bir şekilde iki kişiye ikram edelim bunu sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, artık son patatesimizi de soyduk ve şimdi patateslerimi yıkayıp ardından da güzelce hazırlayıp sebzemizi de yavaş yavaş sevgili izleyiciler ne yapalım? Doğrayıp güzelce tavada kızartalım. Evet, patateslerimizi yıkadıktan sonra sevgili izleyiciler, şimdi hemen başlayacağız. Bu arada sevgili izleyiciler, ben hemen bu arada da mercimeğimi bırakayım üstüne. Ufak ufak da haşlansın mercimeğimiz. Hemen burada hazırlamıştık tenceremizde. Üzerine biraz su çekip haşlayalım ki mercimek köftemizi de sizlere hazırlayalım, pişirelim sevgili izleyiciler. Çok az bir su bırakıyoruz haşlanması için. Sadece mercimeğin üstüne çıkacak şekilde. Evet, ocağımızın altı kısık da
yavaş yavaş haşlansın. Bu arada tahtamızı değiştirelim. Ve patateslerimizi hazırlamaya başlıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, şöyle gördüğünüz gibi sadece ince kabuk alıp altını düzelteceğiz ki kasemiz düzgün dursun sevgili izleyiciler. Bunu da yine büyük bir kase olarak kullanabiliriz. Ya da yine ikiye böleceğim ben bunu sevgili izleyiciler. İki parça halinde sizlere hazırlayacağız bugün bunu. Evet. Yine büyük patatesimizi de sevgili izleyiciler ben ortadan ikiye bölüp evet gördüğünüz gibi patateslerimizi hazırlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler yavaş yavaş çok çünkü patates biliyorsunuz gevrek hemen kırılıp çanaksız kalabilirsiniz. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Gayet hassas bir şekilde çünkü bir de patateslerimizi şimdi hafif bir şey, önce bir yağda hafifçe kızartacağız ve ardından da fırına yollayacağız. Biraz uğraştıracak sizi ama emin olun ki çok aşırı da vaktinizi almayacaktır. Çok lezzetli bir yemek bugün olacaktır. Çünkü aynı zamanda kasenizi de beraber, yemeğinizle beraber yemiş olacaksınız. Evet sevgili izleyiciler bir tane kasemiz hazır. Gördüğünüz gibi kasemizi hazırlamış olduk. Önce orta kısmını aldınız mı zaten yavaş yavaş da sevgili izleyiciler gerisini açabileceksiniz. Çok da kalın da bırakmayacaksınız. Çok da ince de bırakmayacaksınız ki lezzetli bir patates yemeğiniz olsun bugün.
Evet sevgili izleyiciler, ikinci çanamızı da hazırladık. Hemen çanaklarımızı dizelim. Bugün siz de kesinlikle yapabilirsiniz veya başka bir zaman evde iri patatesli, aslında çok da iri şart değil sevgili Pratik Lezzetleri izleyicileri. Biraz daha orta boy patateslerle de bence çok daha güzel yapabilirsiniz. Şöyle çok daha güzel, lezzetli bir patates açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece alt kısmını kesince, zaten kenarını kesmiştik sevgili izleyiciler. Çok kolay bir şekilde hemen kasemizi oluşturuyoruz. Evet sevgili izleyiciler, üçüncüyü de hazırladık. Gördüğünüz gibi kenarını kesince kendisi zaten çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Çok aşırı derecede de vaktinizi almaz. Hem de çok masrafsız bir lezzetli türlü güveç sizlere patatesin içinde yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, çok rahat bir şekilde eğer ki düzgün keserseniz birazdan bu çıkardığımız patatesleri merak eden sevgili izleyicilerimiz de varsa onları da güzelce sebzelerimizle beraber tavada soteleyip
güveçlerimizi içine dolduracağız. Evet sevgili izleyiciler, mercimeğimiz de kaynamaya başladı. Haşlanıyor üzere. Biraz da haşlandıktan sonra mercimek köftemizi de hazırlayacağız. Evet sevgili izleyiciler, bir tane daha bitirdik. Son iki tanemiz kaldı. Yavaş yavaş onları da hazırlayıp hemen başlayacağız. Ben bu arada da yağımı ocağın üstüne koymuştum zaten sevgili izleyiciler. Altını açalım. Isınmaya başlasın yağımız da. Çünkü patateslerimizi yağda kızartacağız sevgili izleyiciler. İyice etrafını keseceğiz derine kadar. Ardından bıçağı kaşıkla da içten alabileceğiz sevgili izleyiciler. Evet şimdi de içten kaşığımızı vurduğumuzda koparacaktır zaten. Evet, biraz derin olduğu için biraz daha fazla alacağız. Çünkü alt kabuğu çok fazla da kalın kalmaması lazım. Evet. Son bir tanemiz kaldı. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, bugün sizlere çok lezzetli bir patates güvecin içinde türlü hazırlayacağız. Evet, mercimeğimiz de 5 dakikada tamam sevgili izleyiciler. Haşlandı yavaş yavaş. Altını iyice kısıyoruz.
Son patates güvecimizi hazırlıyoruz. Ve ardından hemen hızlı bir şekilde hazırlayıp sizlere servis etmeye başlayacağız. Fırına yolladıktan sonra. O arada da sevgili izleyiciler, mercimek köftemizi yavaş yavaş sizlere hazırlayacağız. Evet, patateslerimiz hazır sevgili izleyiciler. Yağımız iyice kızdıktan sonra patateslerimizi kızartmaya başlayacağız. Ve şimdi evet sevgili izleyiciler, mercimek köftemizin içine ufak bulgurumuzdan bir su bardağı ilave edip kapağını kapatacağız. Yine basket bulgurumuzu kullanıyoruz. Bir suya da yine vurmuş olalım. Mercimek köftemizin altını kapattık sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Şimdi bulgurumuzun mercimekle beraber dinlenmeye bırakıyoruz. Kapağını kapatıp soğumaya bırakacağız sevgili izleyiciler. Ve yağımız bu arada hemen büyük ocağımıza alalım yağımızı. Bu arada ben hemen fırınımın da fişini takıp sevgili izleyiciler fırınımızı da ısıtalım. Tepsimizi de çıkardık sevgili izleyiciler. Hemen şimdi malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Hemen eldivenlerimizi alalım sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Ben hemen sebzelerimi doğrayıp, bu arada tavamızı da yine alalım. Çünkü sebzelerimizi biraz tavada soteleyeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, ocağımın altını açıyorum. Yine biraz yağımızdan ilave ediyoruz. Çekirdeklerini çıkarıyoruz sevgili izleyici. Dilerseniz çıkarmayabilirsin. Zaten daha yerli biberimiz çıkmadığı için çok fazla da çekirdekleri yoktur. Çok iri doğramayacağız. Olabildiğince ufak olur sevgili izleyiciler. İkiye bölüp
Biraz da büyük olanlara dörde bölüyoruz. Garnitür şeklinde sevgili izleyicilerin yaklaşık nohut büyüklüğünde olacak. Tüm sebzelerimizin büyüklüğü. Yavaş yavaş doğradığımız biberlerimizi yağımızın içine atıyoruz. Patateslerimizi doldurmak için sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri güveçlerimizi dolduruyoruz. Önce sebzelerimizi doğrayıp hafif böyle bayılttıktan sonra tavada en son burada açmış olduğumuz patateslerimizin içine doldurup sevgili izleyiciler oradan fırına yollayacağız. Ve güzel bir türlü güveç patates çanaklarında sizlere pişirmiş olacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize bugünkü menümüz sevgili izleyiciler. Mercimek köftesi hazırlayacağız. Ve yanına da güzel bir patateslerle güzel çanaklarımızı yaptık sevgili izleyiciler. Çanaklarımızın içine de kırmızı biber, yeşil biber ve bir adet yine patlıcanımız, bir adet domatesimiz var sevgili izleyiciler. Onu da ilave ettikten sonra güveçlerimizi doldurup fırına göndereceğiz. Ve sonunda çıkarıp üzerine birer dilim kaşar da ilave etmiş olacağız. Diğer yağımız da sevgili izleyiciler, evet, iyice kızmaya başladı zaten. Hemen patateslerimizi yavaşça içine bırakıyoruz. Ve kızarttıktan sonra içini dolduracağız onların. Maşamızı alıp yine patateslerimizi direkt fırınımıza dizeceğim ben sevgili izleyiciler. Evet, fırın tepsimizi de yanımıza alalım. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimiz çok harika bir şekilde kızarıyor sevgili izleyiciler. Biraz daha kızardıktan sonra patateslerimizi kızartıp sizlere lezzetli bir güveç hazırlayacağız. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, bize WhatsApp'tan tüm dileklerinizi, tüm şikayetlerinizi atabilirsiniz. Tabii ki mutfağımızdan neler istiyorsanız ve özellikle konuk olmak için kesinlikle bize mutfağımıza gelip bizimle beraber yemek yapabilirsiniz. Ve patateslerimizi yavaş yavaş kızartıyoruz.
kızartmış bulunuyoruz sevgili izleyiciler. En son baharat kısmımızı en son ilave edeceğiz sevgili. Ben sadece patateslerimin iç kısmına çok hafif böyle tuz. Çünkü patatesimiz biraz kalın olduğu için güveçlerimiz. Hafif bir tuz atacağım. Domateslerimizi de hazırlayalım. Çünkü yavaş yavaş garnitürlerimiz hazırlanıyor. Sevgili izleyiciler, iyice bayıldıktan sonra domateslerimi ilave edeceğim. 5 dakika sonra da domateslerle beraber alıp tabaklarımı dolduracağım sevgili izleyiciler ve fırına yollayacağım. Evet, şimdi patateslerimizden de yine biraz ince ince kıyıp birlikte atacağız sevgili izleyiciler. Onu da evet, yavaş yavaş sevgili izleyiciler, bütün malzemelerimiz bayılmaya başladı ve şimdi domatesimizle patatesimizle ilave ediyoruz. Patatesleri ince ince doğradığım için çok daha erken pişeceklerdir. Evet, yavaş yavaş da patatesimiz de sevgili izleyiciler kızarmaya başladı. Biraz irice olduğu için biraz vaktimizi alacak onlar ama sevgili izleyiciler çok lezzetli bir sizlere bugün patates güvecinin içinde türlü ikram edeceğiz. Siz de bugün eğer misafirleriniz farklı bir lezzete tattırmak istiyorsanız kesinlikle bence yapıp ikram edebilirsiniz. Evet, bulgurlarımız sevgili izleyiciler gördüğümüz gibi iyice şişmeye başladılar. Bu arada sevgili Hira Nur'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Her sabah bizi izliyormuş kendisi de. Hemen diğer tahtamızı alıp sevgili izleyiciler orada da kaşarlarımı ince ince doğrayıp açacağım. Çünkü onları rendelemeyeceğiz bugün. Ama dilerseniz siz rendeleyebilirsiniz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Evet, patates çanaklarımız gayet güzel sevgili izleyiciler kızarıyor. Evet, şimdi sizinle beraber dolduracağız onları. Ve ardından da ne yapacağız? Mercimek köftemiz için taze soğanımızı, maydanozumuzu doğrayıp ikinci reklam dönüşünden sonra da çok lezzetli bir sizlere mercimek köftesi hazırlayacağız. Şimdi baharatlarımızı ilave edeceğim ben. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber sevgili izleyiciler. Yine bir
tatlı kaşığı, yarısı kadar, tam fullemedik. Kekik, şöyle bir çay kaşığı, sadece ucuyla karabiber. Ve yine çok hafif bir tuzumuz. Çünkü patateslerimize de tuz attığımız için bir tatlı kaşığı da tuzumuz dolusu ilave ettik sevgili Pratik Lezzetleri izleyicileri. Değişik bir yemek bugün yapacağız sizler için. Hemen yine bir eldivenimi alıp sevgili izleyiciler, kaşar doğrayalım. Kaşarımızı da sevgili izleyiciler ince ince dilimler halinde dizeceğiz. Evet, yavaş yavaş artık garnitürümüz hazır sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Hemen WhatsApp numaramızı tekrar size hatırlatalım. Ekranlarda yazıyor. 0506 094 67 sonu kanal 23 sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün saat 11'de mutfağımıza geliyoruz ve sizlere çok harika bir program, çok lezzetli tarifleri saat 1'e kadar sizlerle beraber paylaşıyoruz. Eğer siz de bizimle paylaşmak isterseniz bol bol mesaj atıp tarif atabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, garnitürlerimiz hazır. Altını kapatıyoruz. Harika bir patates kokusu çıkmaya başladı sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Evet, son bir tane kaldı patatesimiz ve ben hemen şöyle tezgahıma alıp onları da doldurup sizlere fırına yollayalım beraber. Reklamlara gideceğiz sevgili izleyiciler. Reklamlardan döndükten sonra patateslerimizi doldurup fırına göndereceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Reklamlara gidiyoruz ve reklamlardan sonra sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çok harika lezzetleri sizinle beraber yapacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Çayınızı, kahvenizi alın ve kanal 23 ekranlarına geçin sevgili izleyiciler. Sevgili kanal 23 izleyicileri, Pratik Lezzetler kaldığı yerden devam ediyor. Hemen vakit kaybetmeden hazırlamış olduğumuz garnitürlerimizi sevgili, sizi bekledik ki sizinle beraber hazırlamış olalım. Ve patates çanaklarımızı, ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize bugün neler yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde tarifimizi geçelim ve ondan sonra fırına gönderelim. Patates güvecinde sevgili izleyiciler güzel bir garnitür hazırladık size. Türlü yaptık. Tamamen vejeteryen olarak düşünebilirsiniz. Çünkü et kullanmadık sevgili izleyiciler. Kullandığımız 3 adet yeşil biber, 3 adet kırmızı biber ve yanına 1 adet domates doğradık en son. İç patateslerimizden de yine bir kısmını ilave ettik buraya sevgili izleyiciler. Siz de
bugün ne yapacağım diye çok düşünmenize gerek yok. Kesinlikle evinizde hazırlayabileceğiniz çok basit, çok da lezzetli bir tarif sevgili izleyiciler. Kırmızı biber ve yeşil biberle bir adet de patlıcanımızı ilave doğradıktan sonra güzelce tavamızda soteledik. Tabii eğer izleyicilerimiz seviyorsanız sarımsak, soğan ilave edebilirsiniz. Ardından da fırına gönderip en son üzerine de kaşar, ister rendeleyin, isterseniz de dilim dilim üzerlerine ilave edebilirsiniz. Ve yine ben fırın tepsimin içine çok güzel yeşil biberlerden vardı biraz. Onlardan da renk olsun diye biraz ilave ettim. Şimdi fırında kızarıp çıkaracağız bunları. Dolma doldurur gibi garnitürlerimizi doldurduk sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Ve şimdi fırına göndereceğiz. Fırından çıkardıktan sonra da sevgili izleyiciler, kaşarlarımızı hazırladık. Burada üzerlerine biraz da kaşar ilave edeceğiz. Size de ikram edeceğim. Biraz sıvı yağımızdan ilave edeceğim ben. Ve yaklaşık 1 ya da 1,5 su bardağı su ilave edip fırına göndereceğim ki patateslerimiz kuruyup dilini tutmasınlar diye. Diliyorsanız salçalı bir su da yapıp ilave edebilirsiniz. Ama biz bugün tamamen salçadan da uzak kaçtık sevgili izleyiciler. Fırınımızı biliyorsunuz ki ısıtmıştık, hazırlamıştık. Yaklaşık 280 derecede ısındı. Şimdi fırına sürdükten sonra derecemizi kısacağız ve yavaş yavaş pişsin sevgili izleyiciler. 200 derece yeterli olacaktır. Hemen ben yavaş yavaş sevgili izleyiciler, taze sularımız, maydanoz sumuz hazır ve mercimek köftemiz için hazırlık yapmaya başlayalım. Maydanozlarımızı güzelce yıkayalım ve ardından taze soğanlarımızı yıkayıp sevgili izleyiciler doğrayacağız. Çok da güzel bir lezzetli mercimek köftesi hazırlamış olacağız bugün sizler için. Birbirinin yanına yakışan aslında iki lezzetli tarifimizi de sizlerle bugün paylaşmış olduk sevgili izleyiciler. Bugün Pratik Lezzetleri yine çok şanslı izleyicilerimiz var. Çünkü mutfağınızda hemen hızlıca ne yapabileceğinizi, daha hızlı çıkaracağınız yemeklerinizi gördünüz. Patatesiniz var mutfağınızda, biberiniz, soğanınız. Neler yapabileceğinizi çok hızlı bir şekilde bizler size buradan paylaşmaya gayret ediyoruz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Evet, şimdi bir soğanlarımızın uçlarını alalım ve yavaş yavaş da sevgili izleyiciler onları doğrayıp mercimek köftemizi yoğurmaya başlayalım. Yanımıza alıyoruz.
Ve yine soğanlarımızdan kaldı. 2 tane hepsini kullanmıyoruz. Mercimeğimiz de sevgili izleyiciler, bulgurumuzla beraber dinlendi iyice. Artık el değecek kadar soğudu. Şimdi sizlere yavaş yavaş onları da yoğurmaya başlayacağız. Hemen yine ben bir eldivenimi alayım sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Önce hafif bir hazırlamış olduğum kaşarlarımızı alalım fırınımızın yanına sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Birazdan onları da patateslerimizin üzerine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş artık bahar ayı geliyor. Bahçelerde ekilen taze soğanlar toplanmaya başladı. Bugün de dedik ki sevgili izleyicilerimize neler yapalım? Güzel bir patates. Yanına yakışacağı çok güzel bir patatesten etsiz türlü çıkardık sevgili izleyiciler. Ve baharın artık gelişini simgeleyen de mercimek ve patates köftelerimiz yavaş yavaş mutfaklarda biraz daha yoğun başlıyor çıkmaya sevgili izleyiciler. Çünkü yavaş yavaş artık bahçelerde oturma mevsimi geliyor. Ve güzel bir kışın ardından çok güzel bir bahar, ardından yazı da inşallah herkes güzelce geçirsin sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz ki soğan, evet taze soğan pahalı ama yavaş yavaş bağında bahçesini eken köylerimizden ve bahçesini ekenler özellikle çıkmaya başladı yavaş yavaş çünkü. Oradan da koparıp alabilirsiniz. Hemen yine bir tutam da maydanozumuzu doğrayacağız sevgili izleyiciler. Hepsini doğramıyoruz maydanozumuzu. Hemen şuradan bir tutam da maydanozumuzu alalım. Aslında bugün biraz bol mercimek köftesi yapıyoruz. Çünkü yine kalabalık bir misafir grubumuz her zaman olduğu gibi var. Şöyle bir tutam maydanoz bize yeterli olacaktır. Evet, yeşilliklerimiz de hazır. Şimdi hemen bir eldiven daha kullanıp mercimeklerimi bulgurla beraber güzelce bir yoğurmak istiyorum sevgili izleyiciler. Bu arada hemen gelen bir mesajımız vardı. Onu da sizlere okumuş olalım. Sevgili Ahmet Şef'im kolay gelsin. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Bir de yine Pratik Lezzetler WhatsApp hattımızdan sevgili kolay gelsin şefim demiş. Sevgili Mustafa Bey buradan da kendisine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi
Tuzumuzu ilave edelim öncelikle. Bir tatlı kaşığı kadar sevgili izleyiciler. Ve yine biraz pul biberimizi ilave edelim. Çok hafif de bir karabiber. El dayanacak kadar zaten sevgili izleyiciler soğudu ve dinlendi. Bulgurumuz da iyice yumuşamış zaten beraberinde. İyice yoğuracağız sevgili izleyiciler. Biraz yoğurduktan sonra da ne yapacağız? Doğramış olduğumuz soğanlarımızı, taze soğanımızı ve maydanozumuzu da ilave edeceğiz sevgili izleyiciler. Onlarla beraber yoğurduktan sonra da yine dinlenmeyi alıp yayınımızın sonuna doğru hazırlayıp güzelce servis edeceğiz sizler için. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi mercimek köftemizi de yoğurduk. Şimdi biraz kenara alıp dinlendireceğim ve ona güzel bir pratik lezzetler dokunuşu yapacağız. Patatesimize bu arada bakalım, türlü güvecimize. Evet, yavaş yavaş sevgili izleyiciler kızarıyor onlar da. Kızardıktan sonra da güzelce temizliğimizi yapalım. Yavaş yavaş artık servisleri sizler için hazırlayacağız. Mercimek köftemizin servisini yapacağız. Ve türlümüz çıkacak. Onun servisini hazırlayacağız sizler için. Köftemiz şöyle dinlensin ve köftemize ne ilave edeceğiz sevgili izleyiciler? Biraz da ceviz ilave edelim. Daha bir lezzetli mercimek köftesinde de şöyle kıtır kıtır yediğimizde hafif bir ceviz de beraber yemiş olalım sevgili izleyiciler. Hemen bıçağımızı alalım. Ve cevizimizi rondodan geçirdikten sonra sevgili pratik lezzetler izleyicilerimize beraber servis edelim. Çok fazla değil, şöyle 2 avuç kadar ceviz de ilave edeceğiz. Çok fazla aşırı da ufatmayacağız. Sevgili izleyiciler, hemen iki avuç da cevizimizi ilave ettik ve
denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum sevgili izleyiciler. Çünkü cevizde çok vitamin dolu, çok daha lezzetli bir mercimek köftesi olacaktır sevgili izleyiciler. Sevgili Ahmet ustamıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun bize güzel mesajlarından dolayı. Ve yine sevgili Özcan Bey'den İlkay Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Onlara da Allah kolaylık versin sevgili izleyiciler. Hemen bir eldiven daha kullanıp mercimek köftelerimizi artık servise başlayalım sevgili izleyiciler. Eğer biraz da rengini değiştirmek isterseniz toz biberle rengini değiştirebilirsiniz. Biz çok fazla da bir pul biber de aslında atmadık. Çünkü kendi doğal rengiyle kalması daha bir lezzetli olacaktır. Çok aşırı bir baharat da aslında tadını bozacaktır. Evet, yavaşça sevgili izleyiciler, çiğ köfte yapar gibi küçük küçük koyacağız. Avuç içine aldığınızı zaten birazdan salatalıklarımızı da doğrayacağız yanına. Ve güzel domateslerimizi doğrayıp güzel bir söğüşle yanına hazırlayıp misafirlerimize ikram edeceğiz. Sevgili Pratik Lezzetler izleyici. Bu arada buradan hemen dün bize mesaj atan sevgili Nurdan ablamın mesajını yayından sonra gördüm. Sosyal medya üzerinden bize mesajlarını atıyor sürekli, sağ olsun. Çok teşekkür ederim ablama. Tavamızı hazırladıktan sonra sevgili izleyiciler, yavaş yavaş çünkü fırındaki ses ve koku gelmeye başladı. Evet, sadece bir tabaklık hazırladık sevgili izleyiciler ve mercimek köftemi kenara alacağım. Kapağını da kapatalım. Yayından sonra artık gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Yine domates ve salatalıklarımızdan güzelce yanına söğüş yapacağız.
Evet, bugün kameramızı Filiz Hanım devraldı. Kameramanımız Filiz Hanım. Bence en güzeli. Yavaş yavaş sen ellerine al bunların kamera işini. Evet sevgili izleyiciler, şimdi evet sevgili izleyiciler, yavaş yavaş biraz daha da maydanoz yanına koyalım. Bol cevizli bir sevgili izleyiciler, mercimek köftesi. Eminim ki cevizli hiç denememişsinizdir ama bence deneyin. Evet sevgili izleyiciler, patateslerimiz 5-6 dakikaya hazır olacaktır. Patateslerimizi servis ettikten sonra yavaş yavaş biz de vaktimizi doldurmuş olacağız. Bugünlük sizlere sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Yine sosyal medyaya bir göz atalım. Bazen oradan mesajlarımız geliyor. Çünkü eve gittikten sonra ve yayın sonrası ayıkıyoruz. O da olmuyor. Sevgili Ankara'dan yine Murat Keklik şefime geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Sevgili Hasan Şeker'e selamlarımızı gönderelim Alanya'ya. Yine Mersin'de sevgili Hasan ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin. Hatice Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hatice Selen İzmir'den şefimize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ve bizleri yalnız bırakmayan tüm Pratik Lezzetler izleyicilerin hepsine kucak dostu sevgilerimizi gönderiyoruz. Yavaş yavaş sevgili izleyiciler. Evet tezgahımızı artık silip temizleyip patateslerimizi de çıkartıp kaşarını ilave edelim. Sizlere servis edelim. Ardından da misafirlerimize ikram etmiş olalım. Evet mercimek köftemiz hazır. Ve şimdi yine servis tabaklarımızı alalım. Şimdilik sevgili izleyiciler, ben kaşarlarımı da patateslerimin üzerine ilave etmek istiyorum ve ardından tekrar fırına vereceğim.
Evet, kaşarlarımızı da koyduk ve fırına tekrardan geri yolluyorum. Temizliğimizi yaptıktan sonra sevgili izleyiciler, kaşarlarımızın eridiğine bakıp hemen sizlere servis. Yavaş yavaş kaşarlarımız sevgili izleyiciler fırınımızda eriyecek ve sizlere patates içinde bugün hemen ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize tekrardan tarifimizi verebiliriz. Patates çanağında türlü yaptık sevgili izleyiciler. Patateslerimizi güzelce bir içini oyduktan sonra yine kırmızı biber, yeşil biber, patlıcan ve domates. Bunları güzel tavada soteledikten sonra oymuş olduğumuz patateslerimizi önce kızgın yağda güzelce kızartıp fırın tepsimize koyduktan sonra çok hafif bir tuz at. Tabii patates kalın olduğu için biraz hafif bir tuzunu attık sevgili izleyiciler ve ardından da sotelediğimiz sebzelerimizi, garnitürlerimizi patatesimin içine dolma gibi doldurup ve fırına verdim. Yaklaşık bir 15-20 dakika fırında zaten biliyorsunuz ki pişirmiştik biz tavada. Fırında da güzel kızardıktan sonra sevgili izleyiciler ne yaptık biz? Hemen onları güzelce fırından geri çekip üzerine kaşarları koydum. Şu an kaşarların erimesini bekliyorum. Ve çok da lezzetli bir patates çanağında sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri ne yiyeceğiz bugün? Türlü, tamamen et sevmeyen sevgili izleyicilerimiz ve diyet yapan izleyicilerimiz için hem çok aşırı bir yağ oranı yok sevgili izleyiciler hem de kalorisi düşük tabii ki yağ oranı olmayınca da lezzetli. Çünkü sebzelerimizi çok aşırı yağda kızartmadık, sadece tavada böyle bayıldıktan sonra fırına yolladık. Evet, kaşarlarımız yavaş yavaş kızarıyor sevgili izleyiciler. 1-5 dakika sonra çıkaracağız patateslerimizi ve ardından gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Yine patateslerimizin yanına da isterseniz bizim salatalık ve domatesimiz var. Siz ne isterseniz onu servis edip kullanabilirsiniz. Bu da maydanozumuz vardı zaten. Yine bizim ben maydanozlarımı da alayım. Çünkü yavaş yavaş vaktimizin de sonuna doğru geliyoruz. Öyle değil mi Abdurrahim? Evet. Ne kadar vaktimiz kaldı? 2 testlerimiz kızarmaya başladı sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. 2 dakika sonra çıkaracağım. Fırınımın bu arada fişini çekeceğim. Çünkü onun sıcaklığı zaten ona yeterli. Ondan sonra sizlere servis edip hep beraber afiyetle gelen misafirlerimize ikram ederim. Bu arada ben maşamı alayım ben sevgili izleyiciler. Bir de spatula almam lazım.
sabırsızlıkla fırının başında bekliyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü çok harika gerçekten bir koku. Çünkü kırmızı biber, yeşil biber, patates ve patlıcan, bir de domatesin kırmızı rengi buluşunca harika bir koku. Ve en son patates zaten biliyorsunuz çok lezzetli ve çok besleyici özelliği olan bir besin sebzemizdir sevgili izleyiciler. İşte yine yanına koyduğumuz biberlerden sevgili izleyiciler. Birer tane üstüne koyuyoruz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bugün deneyebilirsiniz veya başka bir gün deneyebilirsiniz. Gelen misafirlerinize çok lezzetli bir patateslerden güzel bir çanak yapıp ve ondan sonra lezzetli bir yemek haline getirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Hemen biz yeşilliklerimizi de bırakmış olalım tabağımızın yanına. Ve pratik lezzetlerden afiyet olsun sevgili izleyicilerimize. Şöyle tepsimizi de hemen alalım. Yanına yine çok daha lezzetli yaparım diyorsanız sevgili pratik lezzetler izleyicileri kesinlikle siz de ne yapabilirsiniz? Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bugünkü menümüzü tekrar geçelim. Ondan sonra sevgili izleyicilerimize veda edelim. Çünkü izleyicilerimiz ekranlarını geç açıyor bazen. Tabii ki biz de tekrar vermek bizim için zevk sevgili izleyiciler. Kesinlikle çünkü biz sizlere şimdi bu lezzetleri, tarifleri veriyoruz ki siz de evinizde gelen misafirlerinize, çocuklarınıza çok lezzetli daha yemekler yapmanız için. Patates çanağında sevgili izleyiciler türlü yaptık bugün. Hemen gördüğünüz gibi burada hem de zaten kameranın da gösteriyor sevgili izleyiciler. Patateslerimizi güzelce soyduktan sonra ikiye bölüp içlerini oyduk. Güzel bir çanak haline getirdik. Hafif bir tuzlayıp onları kızarttık. Güzel kızgın yağda. Ve yanına ne yaptık sevgili izleyiciler? Mutfağımızda kırmızı biber, yeşil biber, patlıcan ve domatesimiz vardı. Bir domates, bir patlıcan, yine 3 kırmızı biber, 3 de yeşil biberden güzel doğradık. Doğramada sevgili izleyiciler nohut kadar, nohuttan biraz daha büyük doğrayıp en son onları da güzel tavada soteledikten sonra İşte hemen onu da göstermiş olalım. Ekranı yeni açmış olan izleyicilerimiz. Şöyle sevgili izleyiciler kameraya göstermiş oluyorum. Zaten garnitür hazırlamış olduk. O garnitürlerimizi de patateslerimizin içine doldurup tekrar bir 15 dakika fırında beklettikten sonra çıkarıp yine çok güzel bir kaşarımız vardı. Birer dilim isterseniz rendeleyip koyabilirsiniz. Ama ben birer dilim koydum. Gördüğünüz gibi zaten eriyip tamamen patateslerimizin üzerinden akmaya başladı sevgili izleyiciler. Patates çanağında türlümüz bu kadar. Afiyet olsun. Ve yanına da güzel bir mercimek köftesi. Tabii ki her zaman evde yaptığınız gibi sizlerin annelerimiz kadar lezzetli olmasa da biz de burada bir şeyler yaptık mercimek köftesi olarak. Sadece bir dokunuş yaptık sevgili izleyiciler. Pratik lezzetler dokunuşu ne yaptık? Bol ceviz doldurduk içine. Mercimek, bulgur ve cevizi buluşturduk. Ardından biraz taze soğan, biraz da maydanozumuzu ilave ettik. Ve güzel bir sunumla da sizlere ikram ediyoruz sevgili izleyiciler. Ve yavaş yavaş artık vaktimizin sonuna gelmiş veda edebiliriz. Vaktimiz doldu. Çünkü sevgili izleyiciler seçim sürecince 5 dakika sadece sizlerden erken veda edeceğiz. Haberlerimiz olduğu için o yüzden erken veda ediyoruz. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Ve bizi her nereden izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Sizin
Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı biz de her gün buradayız sevgili izleyiciler. Hafta içi 11 ile 1 arası neredeyiz sevgili izleyiciler? Türkiye'nin en kaliteli kanalı, en doğru programları sizler için sunmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin en kaliteli yemek programı Pratik Lezzetler. Feyzullah Şeker'den Alasmalı'lık kendinize çok iyi bakın diyoruz.